Herkese merhabalar, ben Spacer. Bu videoyu sabah saat 9'da kaydettiğim için sesim biraz borazan gibi, kusura bakmayın. Bu neyse, hemen konuya geçelim. Bugün konuşacağımız konu Türk Telekom'un internet hizmeti olacak. O kadar muhteşem, süper ötesi, bayrak astıracak kadar berbat bir hizmeti var ki bir kadın gelip mağazanın içine sıçmış. Evet, sıçmış bildiniz, yere kakasını yapmış. Ya oğlum yalan atıyorsun, öyle video olamaz diyenler için de alın video. Bu arada yaşı küçük dostlarım hemen videoyu terk etsin ya da geçsin. Sansür eklememe rağmen lütfen izlemeyiniz. Her neyse, videoya geçelim. Allah kahretsin seni ya. Ya ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Evet, kadının bunu yapma sebebi protesto olabilir ya da itlik olabilir. İtlik sebebini bahsetmek gerekirse, bunları yapanların çoğu Suriyeli ve Afgan mülteciler. Hiçbir Türk'ü bu şekilde bir harekette görmedik. Kadının zaten giyimi, kuşamı ve teni tamamen Suriyeli olduğunu ortaya çıkartıyor. Bunları yapanların çoğu Suriyeli veya Afgan mülteci. Bunlar hakkında video gelecek, takipte kalın. Protesto sebebini bahsetmek gerekirse, kadın başka protesto yöntemi bulamamış. Neden? Çünkü ana avrat söven var. Türk Telekom, senin ben senin kabloları modemi parçalayan var. 2002 lira, 2200 lira para verdim. Kutuları da aldım. Öğrencilerimiz sınava giremiyor diye direklerdeki kabloları kesen var. 15 gündür biz bunları yaptıramadım. Hatta söyledim, defalarca dilekçe verdim, defalarca telefon ettim. Her gün yalan konuşuyorlar. Şu gün, bugün yok, yağmur yağdı, yağmurdan sonra diyor. Bakın görüyorsunuz tellerini. Ben buranın Osman Ağa mahalle muhtarı. Evet, herkes görüyor, ben bunları kesiyorum. Rezil kablo bağlama sistemini gösteren var. Türk Telekom'dan gelip internet bağlayan ekibin yaptığı iş. O kadar taahhüt alıp o kadar para isteyip vatandaşları zor duruma bırakıp tura ödemediği zaman. Fakat verdikleri hizmet... Yavaşlığını gösteren var. Bir de Türk Telekom'un şöyle bir açıklaması var. Bizim internetimiz yavaş değil ki. Siz yavaş olan internetimizsiniz çünkü farklısınız. Fakat bunları kıçlarından uydurduğunu şu açıklamayla söyleyebilirim. Biz en pahalı paketi almak için kıçımızı yırttık. Hala Valorant oynadığında en düşük grafiklerde bile 500 pingim var kardeşim. Bu yüzden saçma sapan kıçınızın uydurduğunuz yalanlarla bizi deli etmeyin. Yarın öbür gün taş ve sopalarla binanızı basabiliriz. Evet, bu podcast'in sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer daha fazla bu tür podcast'i istiyorsanız videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki podcast ya da videoda görüşmek üzere.